Önceden şunu söylüyorlardı. İşte siyahlar uçamaz. Neden? Ya İsrail izin vermez. Amerika'dan izin gelmedi. Bu İHA'nın, SİHA'nın uçuşuna izin yok. Parça eksik. Yok ona izin vermedik, buna izin vermedik. Ya arkadaş, şimdi İHA'sında SİHA'sını yapan, milli gemisini yapan, tankını, atak helikopterini yapan bir Türkiye var. Karşılarında öyle emirler alan bir ülke yok. Bu bölgede, bu coğrafyada güçlü bir Türkiye var. Oradan Fransa'dan açıklama yapıyor. Macron şöyle dedi. Ya Macron'a ne karışır? Macron kim? Kim arkadaş Macron? İşine baksın. Şimdi karşınızda öyle bir Türkiye yok. Öyle. Oradan buradan emir alan bir Türkiye yok. Dik duran bir Türkiye var. Bu coğrafyada dik duran bir Türkiye var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile beraber biz ülkemizin güçlü bir şekilde temsil edilmesini devam ettirmek istiyoruz. Maset dolu konuşmasını büyük bilgiyle izledim. Şimdi hiç şüphesiz ordumuz güçlüdür. Ve Sayın Bakan'ın endişesi olmasın. Bir milletvekili meclis kürsüsünde ordumuz güçlüdür, güçlüdür diye bağırıyorsa bir sıkıntı hissediyor gibidir. Etme. Türk ordusu hakikaten güçlüdür. Sizin yanlış politikalarınıza rağmen de çok güçlüdür. Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türkiye Cumhuriyeti'de 83 milyon vatandaşıyla birlikte hiç şüphesiz çok güçlüdür. Ordumuz da Türkiye'mizde bu gücünü yeni kazanmadı. Ordumuz gücünü Çanakkale Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ispatlamış bir ordudur. Memleketimizde 100 yıllık genç bir cumhuriyet olmasına rağmen 1970'li yıllardan beri G20'nin içinde olacak kadar büyük bir ekonomik kabiliyet, kapasite ve hacme sahip olarak Türkiye gücünü ispatladı. Bu şu demek değil. Siz Türkiye'nin gücünü aşağı çektiniz falan da demeyeceğim, merak etmeyin. Ama Türkiye sizden önce de güçlüydü. Ordusu da güçlüydü, ekonomisi de güçlüydü. Bu bir. İki. Şimdi eyvallah. Daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Hep birlikte yapalım. Ama bir dakika. Şimdi Trump Cumhurbaşkanımıza hadsiz bir mektup yazdı. Macron Cumhurbaşkanımıza ukala... Açalım, tamamlayın sözlerinizi. Cumhurbaşkanımıza ukalaca, densizce bir sataşma uluslararası camiada bulundu. Biden aklı sıra, hoş bu sizin işinize yarar iç politikada ama Erdoğan'ı değiştirmek lazım gibi gene densiz, hadsiz, edepsiz çıkışlar yaptı. Allah var. Hepimiz yarın gidince bu gece sosyal medyaya girelim. Bu üç konuda AK Partililerin refleksi ne kadar olmuş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin refleksi ne kadar olmuş? Bakalım. Sayın Bakan iddiaya girelim mi? Trump'a, Trump'ın hadsizliğine, Biden'ın hadsizliğine, Macron'un hadsizliğine biz söz konusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır diye siz en az sizin kadar refleks gösterdik. En az sizin kadar. Lakin şimdi gelelim Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne. Arkadaşlar açalım mikrofonu. Filistin bizim olmazsa olmazımız. Birleşik Arap Emirlikleri de kardeş dindaşlarımız. Ümmetiz diyorsunuz, diyoruz. Şimdi hazinlik şurada. Dış politikanızın Orta Doğu'da zafiyet içinde olduğu, acz içinde olduğu, benim biraz önce kürsüde Sayın Erdoğan gel meclisi dış politikaya paydaş yap dediğim meselenin püf noktası da şudur. Şuna üzülüyorum ya. Ben şuna üzülüyorum. Amerika, İsrail'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kulaklarından tutuyor, masaya oturtuyor, işbirliği imzalatıyor. Ben işbirliği yapmasınlar da deme. Filistin her şeyimizi vereceğimizi, davasına her şeyimizi vereceğimizi söylediğimiz Filistin, Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle doğalgaz forumuna, Doğu Akdeniz doğalgaz forumuna dahil oluyor. Türkiye'nin olmadığı bir... Sayın Altay, son kez açıyorum. Toparlayın lütfen. Ve
Türkiye'mizin bu tezgahları çeviren iki ülke olan Rusya ve Amerika noktasında benim Cumhurbaşkanım da Putin'in kapısına gidip bekliyor. Ben buna üzülüyorum. Siz de üzülün. Onun için diyoruz ki dış politikaya meclis daha çok dahil olsun diyoruz. Teşekkürler. IŞİD'le ilişkiler konusunda ve Türkiye ordusunun, Türk ordusunun IŞİD'le savaştığı konusu öyle o kadar kolay değil. Öyle bir şey yok. Size rakam ve yer veriyorum. Rakka, Musul, Deirizor, Kobani'de DAEŞ'e karşı Türk ordusu hiçbir şekilde yer almadı. Yine aksine İdlib sınırında saklanan Bağdadi'ye yönelik operasyonu hatırlatmak isterim. IŞİD'in lideri Türkiye'nin burnunun dibinde, sınırın dibinde öldürüldü. Amerika İran'a, Rojava'ya, Irak'a herkese bilgi verdi ama Türkiye'ye bilgi vermedi. Ve bütün dünya IŞİD konusunda bilginin güvenilmediği için sızdırıldığını bütün dünya basını yazdı. Şimdi size bir manşet göstereceğim. Size bir... Tamamlayın sözleriniz lütfen. Anahtar teslim Cerablus. Bu manşeti kim atmış? Elimde bunun gibi yüzlerce manşet var. Böyle IŞİD'e karşı falan silah kullanılmadı. Anahtar teslim alındı. IŞİD'in elindeydi, gittiniz devraldınız. Bu da kayıtlarımızda var. Şimdi diğer mesele, bir kere tek kurşun sıkılmadı. Bakın anahtar teslim diyorum. Ben demiyorum. Bunu sizin basın söylüyor. Bakın kameralar görsün, gizlemesinler. DAEŞ meselesi, IŞİD meselesi, adı her neyse, bu bir terör örgütü. Buna da çok ciddi bir darbeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vurdu. Ben az önce konuşmamın başında bunu ifade etmiştim. Bu laboratuvarda üretilen bu örgüt bir amaç için ortaya çıkartıldı. Birden Suriye'de, işte Musul'da, Irak'ın ikinci büyük ordusu silahlarını bırakıp kaçıyor. Bunlar DAEŞ terör örgütünün önüne geçiyor. Ondan sonra bütün Suriye'nin kuzeyini bunlar tarumar ediyorlar. Sonra da bir bakıyoruz, bu en çok kimin işine yaramış? PKK'nın işine yaramış. PKK'yı oraya yerleştirmişler. Dolayısıyla PKK ve YPG aslında aynı yerden yönetilen, idare edilen, DAEŞ'le aynı manada kanalize edilmiş örgüt ve yapılardır. Bunların birbirinden farkı yoktur. Amaç... Evet, devam et. Amaç Suriye'nin kuzeyini boşaltıp burayı PKK'ya vermekti. Bu amaçla ortaya çıkartılmış bir terör örgütüdür DAEŞ. Ve en çok da PKK'yı, YPG'yi ve onu savunanların işine gelmiştir o yapı. Dolayısıyla meseleyi bir kere doğru şekilde analiz etmekte fayda var. Şimdi burada konuşan bazı hatipler, bazı arkadaşlar DAEŞ'ten çok rahatsız olduklarını söylüyorlar ama PKK'dan, YPG'den hiç rahatsızlık duymuyorlar. Yani sınırlarımızda DAEŞ olmasın, doğru olmasın. PKK'da olmasın ama. PKK'yı diyemiyor, onlar yerleşsin. Şimdi böyle bir anlayış olmaz değerli arkadaşlar. İkisi de terör örgütüdür, ikisiyle de mücadele edeceğiz. Şunu sanmayın, şunu düşünmeyin. DAEŞ'in işi bitti, YPG paçayı kurtardı. Kurtarmadı arkadaşlar. O da acı sonu tadacak mutlaka. Bir diğer mesele şudur. Şimdi gittiniz, devraldınız. Tamamlayın sözlerinizi Sayın Muş lütfen. Sayın Başkan, şimdi burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve az önceki böyle ikide bir gazete küpürünü bana sallayan, gösteren hatip de bu ülkenin vatandaşı. Şimdi gittiniz, devraldınız derken siz başka bir üçüncü bir ülkenin vatandaşı mısınız? Yani siz gittiniz, devraldınız. Siz bu ülkenin vatandaşısınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısınız. Dolayısıyla yani kendi ülkenizde bu kadar yabancı olacağınıza, ya şu Kobani'ye beslediğiniz sevdanın %1'ini Türkiye Cumhuriyeti'ne besleseniz inanın her şey çok daha farklı olacak. Teşekkür ediyorum Sayın Muş. Ama yok. Sayın Başkan, toparlıyorum. Bakın bu Trump'la onun mektubu kendisine iade edildi, gerekenlerine söylendi. Merak etmeyin. Yani Biden, Allah aşkına Biden, yani muhalefetle beraber iktidarı devireceğiz diyor. Ya burada hedef aldığı biziz. Hedef aldığı biziz. Herhalde muhalefette biz değiliz. Başkaları oturuyor muhalefe. Yani şu an oluşturulan bu Cumhur İttifakı'ndan adam rahatsızlığını dile getiriyor. Muhalefette devireceğiz diyor. Yani sola baktığım zaman muhalefetin kim olduğunu görüyorsunuz. Ben ifade etmeyeyim. Teşekkür ediyorum Sayın Muş. Tamamlıyorum.
Müsaade edin. Sayın Baş, müsaade eder misiniz? Bir sataşma yok size. Kayıt, müsaade edin. Sayın Beştaş, buyurun. NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarında vardır. Dolayısıyla kayıtlara geçmiş bir gerçektir. Elbap'taki mücadeleyi herkes biliyor. Göğüs göğüse savaşan bir asker var, Türk ordusu var. Sözlerinizde kayıtlara geçti. Sayın Beştaş. Sayın Beştaş, lütfen daha fazla uzatmayalım. Açalım mikrofonu. Buyurun. Emin olun, kısa söyleyeceğim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye'nin Suriye'de işi olmadığını düşünüyorum. Partimiz de öyle düşünüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne her fırsatta saygı gösteriyoruz deyip bu manşeti siz Türkiye vatandaşısınız niye savunmuyorsunuz demenin bir anlamı yok. Ben Suriye'de de, Afrin'de de, İdlib'de de, Cerablus'ta da Türkiye'nin işi yok diyorum. Bu savaş politikasını evet, reddediyorum. Bir dakika başkan. Yani arkadaşlar çok... Sayın Demirbağ, müsaade edin lütfen. Bir de bir ezber var. Bu ezber hiç bitmeyecek. Kobani'ye olan sevdanız. Biz Kobani halkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Kobani'de yaşayanlar oranın yurttaşlarıdır. Orada Kürt halkıyla, Ermeni halkıyla, Hristiyanıyla, Süryanisiyle oranın sahibidir. Kobani'nin işi de karşı... Açalım mikrofonu. Dünyada alkışlanmıştır ama burada teröre, terörizme empoze ederek, entegreymiş gibi lanse edilerek Kürt düşmanlığını, uzayda da bir Kürt varsa düşmanlıklarını ilan ediyorlar. Türkiye'nin Kobani ile ne derdi var? IŞİD Kobani ile savaşıyordu. İşte bu söz IŞİD'i desteklemek. Teşekkür ediyorum. Bu IŞİD'in arkasında durmaktır.